İyi akşamlar. Öncelikle böyle zorlu bir rakibe karşı, iyi bir takıma karşı üstün bir oyunda 3 puan almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Haftanın ilk maçını biz oynadık. Yani hedefte olan takımlardan bahsediyorum. Özellikle takımın oyunundan, bireysel performanslardan, özellikle takım savunması anlamındaki yaptığımız işler bugün itibariyle beni çok mutlu etmiştir. Çok iyi bir oyun oynadık. Takımın oyunundan da, aldığı skordan da çok memnunum. Öncelikle onu söyleyeyim. Oyunun tamamında oyunun kontrolü bizdeydi. Özellikle ikinci golden sonra 3 tane, 4 tane %100 pozisyonumuz var. Çok daha skoru arttırabilirdik, daha farklı bir oyun ortaya koyabilirdik. Ama maalesef biraz pozisyonlarda rahat davranınca pozisyonları istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Belki de bugün için en üzücü taraf oydu. Yani 2-0'dan sonra harcadığımız pozisyonlar takım adına en negatif olaydı bu akşamki. Ama özellikle 90 dakikanın tamamında rakibe tek pozisyon bile vermedik. En önemli tarafı buydu. Demek ki nerede oynadığımızın, nasıl bir oyun oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun oyuncularımız fazlasıyla farkında. Bu tarafı da beni çok mutlu etti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İnşallah bundan sonra aynı şekilde emin adımlarla yolumuza devam ederiz. Hocam, Orhan Yıldırım, Fanatik Gazetesi. Rakipler puan kaybederken Beşiktaş kayıpsız gidiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz demiş. İyi bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle oyuncu anlamında. Oyuncularımız gerçekten sahada çok mücadele ediyorlar. Onu söyleyeyim. Son 5 maçta 15 puan. Yediğimiz gol sayısı 1. Bunlar çok önemli değerler futbolda. Özellikle hedefte olduğunuz zaman veya hedefe giderken gollememek, rakibe pozisyon vermemek. Bunlar çok değerli şeyler. Bazı maçlarda bir tane pozisyon veriyoruz. Öyle bir anlatıyorlar ki sanki 15 tane pozisyon vermişiz gibi. İşte bizim takımının büyüklüğü maalesef buralarda çok net belli oluyor. Onu söyleyeyim. Bugün de oyunun tamamında hiç pozisyon vermedik rakibe. En az 7-8 tane %100 gol atamadık. Oyunun ikinci yarısında özellikle. O açıdan da yani pozisyona da giriyoruz. Kendi kalemizde pozisyon vermiyoruz. Rakip alanda da İyi pozisyonlar yaratıyoruz, koşuyoruz, mücadele ediyoruz. Oyuncularımız savaşıyorlar sahada. Bu da onların en büyük artısı diye düşünüyorum. İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Sezon için sonuca odaklı mı oynadınız hocam? Futbolla ilgili genel görüşleriniz nelerdir demiş. Bazen maçlar sonuca odaklı da oynanabiliyor. Mesela geçen haftaki Malatya maçında 1-0 öne geçtikten sonra gerçekten geçen hafta çok da iyi bir oyun olmadı ama bir takım her zaman iyi oynayamaz. Yani futbol bir sonuç oyunudur. Bunu unutmayalım. Bazen rölanti giden maçlarda veya istediğiniz performansların ortaya çıkmadığı maçlarda oyunu kazanmak çok önemli. Çünkü artık bu haftalarda 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de bana göre Gaziantepspor oyuncu kadrosu olarak bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Yani ilk 6'nın ilk 7'nin içinde her zaman olabilecek bir kadroya sahip. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyona girmek, bana göre bu kadar savunma anlayışı iyi oynamak, oyuncularımızın bu kadar agresif oynaması, mücadele etmesi, başlayanların, girenlerin birlikte hareket etmesi bizim için çok sevindirici. İnşallah bunu devam ettiririz. Hocam, Metin Pekgüven, TV Bu Spor. İlk yarıdaki fikstürde Gaziantep maçının ardındaki dönemde gösterdiğiniz performansla birlikte liderliğe yükselmiştiniz. Yine evet. Zorlu bir fikstür dönemine giriyorsunuz. Önümüzdeki zorlu maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda ilk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. Geçen ilk yarıda Gaziantep Spor'u kaybetmiştik. Konya Spor'u kaybetmiştik. O maçları kazandık. Yani ilk yarıdaki puana göre, aldığımız puanlara göre önde gidiyoruz biraz ama tabii zor maçlar giriyor. Özellikle önümüzdeki hafta milli maç arasından önceki 3 maçlık periyot var. 2 Başakşehir, 1 Fenerbahçe derbisi var. Hepsi zor maçlar. Tabii ki zor olacak. Kolay değil ama iyi hazırlanacağız. Oyuncularımız fizik olarak iyi durumda, güçlüler. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet. 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 Şaşırttım biraz herkesi. Oyuncuları bekliyorlardı. Ben 4 dedim.
Bazen kenarda işte agresif oluyoruz. Bazen konuşmalarımız hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Bugün de herhalde ben bir iki pozisyonda biraz itiraz ettim. Mete Hoca herhalde biraz rahatsız oldu ve dördüncü sarı kartı gösterdi. Yani gösterebilir, söylenecek bir şey yok maalesef. İşimiz zor bir iş. Sürekli 90 dakika konsantre olmak zorundayız kenarda. Bazen pozisyonlarda itiraz ediyoruz. Rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti ama ona hiç sarı kart göstermedim. Orası da bir enteresandı. Ama hakem arkadaşların bugünkü yönetimi, yani çok kötü bir yönetim olmadı bence. Hoca gördüğünü çaldı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bütün hakem arkadaşlarımızın da gördüğünü çalmasını istiyoruz biz zaten. Tek isteğimiz bu. Sezon başından beri oynanan maçlarda özellikle VAR sistemiyle ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Biz VAR'dan hiçbir şey almadık. Ne bir penaltı. Sürekli penaltı yiyoruz aleyhimize. Yaklaşık 10-12 haftadır, belki 15 haftadır bilmiyorum. Lehimize bir tane penaltı düdüğü bile çalınmadı. En az 15 tane pozisyon var penaltı verilebilecek. Nedense bunların hiçbirisi çalınmadı. Ne VAR devreye girdi, ne hakem arkadaşlar çaldı. Ya demek ki biz penaltı atamayacağız ama kalemizde maalesef sürekli penaltı pozisyonları ortaya çıkıyor. Yani bugünkü pozisyon için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bugünkü pozisyon zaten penaltıydı, Gaziantep'in pozisyonu. Bir problem yok onda ama yani biraz zahmet olmazsa, bizimkileri de çalarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.